Evet sanki günümüz dizileri çok normalmiş gibi bir de yerli dizi tarihinin en saçma sahneleri diye bir serimiz var. Ve geldik 3. bölüme. Tabi bütün saçma sahnelere değinsek bölüm sayısı arka sokakları geçer. O yüzden de biz en efsanelerinden gidiyoruz. Bu bölüme de efsane bir dizinin saçma sahneler silsilesiyle başlayacağız. Ve bu silsilede içinde başka bir askerin eli olan bir askerle başlıyor. Dur tahmin edeyim. Şimdi bir yerde aç kalmışlar. Bir asker diğerinin elini yemiş değil mi? He yok. Bir asker diğerinin içine elini sokmuş. <laughs> Ama o askerin içinde sadece bir el yok. Yok artık başka ne var derseniz çok zorlamayın tahmin edemezsiniz. O yüzden şöyle bir derin nefes alın. Odadaki herkesi susturun bir sesi açın. Çünkü adamın içinde roket var. Hı? Roket bildiğiniz roket. Krokettir o. Roket olsa duramazsın. Cidden roket. Hem de bir RPG-7 roketi. Askerin arkadaşı yanlışlıkla onu roketle vurmuş. Sonra da elini sokup roketi almaya çalışınca eli orada kalmış. Sonra da kala kaldığı için de kimseye bir şey söylemiyor. Başka bir asker de gelip komutanım askerin yaralandığı silah bulundu. Ama roketi kayıp deyince komutan da roket askerin içindedir diyor. Ameliyatı hemen durdurmalısınız. Elin içinde patlamamış bir roket olabilir. Roket mi? Tabii ya. Roket dediğin ne ki? Böyle hap gibi bir şey. Atıyorsun ağzına suyla birlikte. Ha? <laughs> bir dakika şimdi roket önden girmiş de arkadan çıkmamış mı derseniz. Yok asker arkadaşını şaka olsun diye roket atarla vuruyor. Tam vurduğu anda aklı başına geliyor. Havada tutayım derken. Hani böyle sert şut gelince kaleci topla birlikte kaleye girer ya. Heh, bu da onun gibi arkadaşına girmiş. Tabi tam olarak öyle olmamış da yani anlatmadıkları için biz öyle tahmin ediyoruz. Ama elini çekerse de o bomba patlayacakmış. Hadi diyelim ikna olduk. Ameliyata da bomba imha ekipleri mi giriyor diyebilirsiniz. Ama hayır doktorlarımıza bombadan korunmak için çelik yelek giydiriyorlar. Dersin ki adamın içine bir de düşman askeri girmiş. Çıkınca çatışacaklar. Ya bu bomba bomba yani roket. Zaten daha sonra şoka girmiş askerde. Başarım sizin yapacağınız işe deyip elini arkadaşının içinden çıkarıp kaçmaya başlıyor. Peki sonra mı ne oluyor? Bu sefer de doktorlardan biri sokuyor. Ya tamam bedelli askerlik diye bir şey var da kurban olayım. Bu çocuk neyin bedelini ödüyor? Çocuğa roket soktukları yetmiyor gibi bir de milletin eli içinde geziyor. Ve elini sokan doktor bakın ne diyor. Ben ne yaptım? Askerin yarası kanguru cebine dönmüş artık. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Ama şimdi sıkı durun. Hastanenin başhekimi de bunu duyunca sen beyin kanaması geçir. Peki onu nerede ameliyat alıyorlar? Bombanın olduğu ameliyathanenin yanında. Tabii askerin karnı boş kalırsa bir koşup bizde gidip sokalım diye. Ama başhekim bu saçmalığa daha fazla dayanamayıp ölse de daha sonra canlandırmayı başarıyorlar. Peki neyle? Elektroşok, kalp masajı. Yine yok. Doktorumuz ölen adama ne yapılıyordu diye düşünüp düşünüp bozuk televizyona ne yapılıyorsa onu yapıyor. Gidip bir yumruk atıyor. Amca da tekrar çalışmaya başlıyor. Ya sen onu geç yan odadaki roket sezeryanın oldu derseniz. Doktor kızımız sonunda bombayı doğurtup babasına teslim ediyor. Ama millet ellediği için patlamayan bomba yerini yadırgayıp yine elde patlıyor. Nasıl? Tamam hızı hiç kesmeden, hastaneden, hiç çıkmadan devam edelim. Çünkü yine bir başka doktorlu dizinin sahnesinden bahsedeceğim. Ha merak etmeyin bu sefer hastamıza da nükleer başlık falan şey yapmamışlar. Ama bu hastamıza da yaklaşık bir metre boyunda ucunda beton parçası olan inşaat demiri girmiş. Ama anam roketten sonra öyle kıymak gibi ama daha durun. Çünkü doktorlardan biri adamın demirini tutan itfaiye yerine oturmaya mı geldik deyip yandan yandan pıtlatınca beton boşta kalıyor ve lavaşa sıyrılan ciğer şiş gibi inşaat demiri adamın içinden sıyrılıyor. Çarpan doktor da koşup elini... Yok yok öyle değil. Onunla birlikte herkes de öyle uzaktan ASMR videosu izler gibi izlemeye devam ediyor. Şu ana kadar anlattığım bütün o sahnelerin gerçek hayatta da olduğunu düşünsenize. Arkadaşına roket sokan asker roketi çıkarmak isterken arkadaşına sıkıştı. Bir ölü yedi yaralı. <laughs> Gerçi memlekette bunlar gerçekten olsa ikisini toplam iki gün konuşmayız ha. Çünkü bizde gündem yoğun. O yüzden de sizi gerçekten güncel tutacak bir uygulama isterseniz... ...telefonumda en çok kullandığım uygulamalardan biri olan Bundle... ...bunun için gerçekten en iyi seçenek. Evet Bundle, özellikle gençleri sürekli uyardığım sosyal medyanın bilgi kirliliğinde kaybolmadan gerçekten bilmeniz gereken önemli gelişmeleri herkesten önce öğrenmenizi sağlıyor. Bütün haberleri tek tek kaynağına gidip okumak yerine seçtiğiniz kaynaklardan kategori altına alıp tek bir yerden ulaşmanızı sağlıyor. Mesela ben gündem, sinema, tv, bilim, kültür, sanat gibi konuları seçtim. Böylelikle de ilgilenmediğim konu ve kaynakla vakit kaybetmemiş oluyorum. Bir de en sevdiğim özelliklerden bir tanesi istediğiniz spesifik konuları da takip edebiliyorsunuz. E tabi gündem gelip geçici. O yüzden daha da önemlisi kişisel gelişim sağlayabilecek bilgileri de almak. Mesela ben geçen de Bundle sayesinde Zerdeçal'dan Çal'dan elektrik üretilebileceğini öğrendim. Daha ne olsun desem bir de ücretsiz olsun dersiniz ki zaten ücretsiz. Ve videonun açıklama kısmına bir link bıraktım. İşte o linke tıklayarak siz de Bundle'ı ücretsiz olarak indirebilir ve uygulama günceller gibi kendinizi güncelleyebilirsiniz. Sen de mi Gündemi Bundle'dan takip yani ediyorsun? canım ya. Bilgi herkes içindir. Eyvallah. Hadi selametle. O zaman kaldığımız yerden devam edelim. Ve gelelim dünyanın en sıcak kanlı davranan soğuk kanlı adamına. O nasıl mı oluyor? Bir adam babasının intikamını almak için Tövbekel isimli bu adamın evine gizlice girip adamı arkasından bıçaklıyor. Adam da diyor ki... Şimdi sakin ol ya ya. Diyorsunuz ki tamam adam hayatta kalmak için kontrolü eline almaya çalışıyor. Güzel ama sonra adam sırtına yapışmış etiketi söker gibi bıçağı çekip çıkarıyor ve diyor ki... Şimdi oradan bana bir sırf dem çay koy. Evet doğru duydunuz. Bıçaklanan adam bıçaklandıktan sonra sırf dem çay istiyor. Adam da gidip çayı koyuyor. Sırf dem. Yani adam bıçaklandığı anda kan kaybı aklına gelince demiş ben şimdi üşürüm. O yüzden çay istemiş. Hı? İşte, tavşan kanını yanlış anlamış. Nasıl ki şu hanım ağları asmalı konak başımıza sardıysa şu ulu bilge karakterleri de kurtlar vadisi sardı başımıza. E peki sonra ne oluyor? Ha? çok bir şey olmuyor. Adam tıp fakültesinde ders verir gibi kan kaybı ve sonuçlarını anlatırken kendinden geçiyor. Bıçaklayan adam da kaçıp gidiyor. İnsan kan kaybettikçe üşüme gelir. Kan çekilir. Sonra bir böyle işte dizilerimizde iyi olmanın da kötü olmanın da sınırı olmadığı için kötüler boynuzu eksik şeytan, iyiler de her zaman kaderine razı kurban. Ya insan kendini bıçaklayan adama anlayış gösterir mi derseniz buyurun size başka bir örnek. Bu dizimizde de bir öğrenci öğretmenini bıçaklıyor. Öğretmeni de diyor ki... Ne yaptın be oğlum sen? Neden yaptın bunu kendine? Peki öğrencisi ne diyor? Özür dilerim. Herkes de bir sokunca ay ben ne yaptım? Tamam diyelim ki buraya kadar her şey normal. Sonra da öğretmen öğrencisini durdurup şunu diyor. Bıçağı burada bırakma. Ahmet de bıçağı alıp kaçıyor ve öğretmeni de arkasından ambulans çağırıyor, doktora gidiyor falan değil mi? Arkasından bakıp şunu söylüyor. Gerçekten hızlı koşuyormuşsun. <laughs> Gerçekten çok hızlı saçmalıyorsunuz. Yalnız dört sahne anlattık, hepsinde de birine bir şey girdi farkında mısın? Roketi, bıçağı, inşaat demiri. Özellikle de denk getirmedik ama artık insan derisinin altına nüfuz etmeyen bir sahne olsun diyecektim ki... Bu sahnemizde de bir kadın ve bir erkek kendilerini kovalayan köpekten koşarak kaçıyorlar. Bakıyorlar olacak gibi değil. Köpek yakaladı yakalayacak. Kızın aklına öyle bir fikir geliyor ki. Uluyanını gördük bunda da havlıyorlar mı? Öpüşüyorlar. Niye mi? Çünkü öpüşene köpek bile dokunmaz. Öpüşene köpek bile dokunmaz. Bize öyle bir bilgi gelmedi yalnız. Geldi geldi. Kurban oldum. O bilginin Köpeğe gelmesi lazımdı sana değil. Komik olsun diye yaptıysanız komik değil. Ciddi olsun diye yaptıysanız yine değil. Bu sahne komple bir değil. Köpek de hakikaten hayal edilen izleyici kitlesinin yapmasını istedikleri şeyi yapıp oturup izliyor. Yani biliyorum yapımcılar ve TV kanalları aman reyting düşüyor. Öpüşme koyun diyor. Senaristler de ne yapsın? Olur olmadık yerlere öpüşme serpiştiriyor. Ama artık insanların dikkatini çekmek için öpüşme de etmiyor. Nasıl yani? Yetmiyorsa? Derseniz yok. Netflix'teki konulu gibi gözüken konusuz filmler gibi değil. Diyeceğim ama şimdiki sahnemizin konusu aklıma gelince hangisi daha iyi bilemedim. Çünkü sıradaki sahnede bir adam karısının yanında başka bir kıza evlenme teklif ediyor. Hayat. Efendim Yılmaz Bey. Benimle evlenir misin? Ben yanında oturuyorum. Sen bütün aileni toplayıp karının gözü önünde benim kızıma ev yıkma teklif ettin. Ha yo ben o tükürme olaylarını bıraktım artık. Yani en azından su geçirmez bir kamera buluncaya kadar. Zaten lensi temizle temizle de bir yere kadar. Yeri gelmişken söyleyeyim bu dizi inanılmaz ötesi ilginç hikayesiyle toplam 6 bölümde dayanabilmiş reytinglere. Ama şimdi gelelim 84 bölüm dayananına. Dayananına. Bu sahnede de askerler sivilleri rehin alan bir terörist liderini yakalamak için operasyon düzenliyor. Ama ne operasyon? Çünkü ordumuz 7 tane teröristin rehin aldığı yaklaşık 30 kişinin her biri için özel helikopter göndermiş. O da yetmemiş. 5 tane de jet göndermiş. Ve tabii ki teröristlerin lideri de bu 30-40 tane helikopterle 5 tane uçakla falan yakalanıyor değil mi? Değil mi? Değil galiba. Evet şu görmüş olduğunuz operasyondan arka kapıyı kullanarak kaçıyor. E ee, o kadar helikopter, hazırlık, uçak? Ha o şeymiş. Prodüksiyon masrafı çok tuttuğu için çekimleri 30 Ağustos'a denk getirmişler. Bence bu kadar yeter ha. Çünkü ben bu hafta 3 video çektim de bunlar artık bana aşırı doz geliyor. Böyle içimde roket var gibi hissediyorum. Gerçi biz uzaya kebap gönderen insanlarız. Neyi sorguluyorum değil mi? <laughs>